Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hobi bahçeme hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben bugün yine tarla işi yapıyorum. Tarlada mısırlarımızın şöyle diplerini, otlarını kazdım. Fasulyelerin diplerini doldurdum. Şöyle şu topraklı görünen yeri yaptım, orası benim tarlam. Bu taraf yengemin tarlası, o henüz gelmedi yapmaya. Ben şimdi size biraz şurada yapılacak yerim var, kaldı. Şurada küçük bir yer, orayı işleyerek göstermek istiyorum nasıl yapıldığını. Tarla bahçe işleri zor arkadaşlar, gerçekten çok zor, zorlanıyorum ama yapmam da gerekiyor. Yani bir parça toprağınız varsa insan yapmak istiyor. Bakın şöyle oraları da yaptım. Şurada küçük bir yer kaldı. Ben bunu size gösterecektim de unutmuşum. Şimdi şurayı kazarken sizlere göstereyim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ayağımızda kara lastiklerimiz, şalvarımız ve eski kot pantolondan diktiğimiz şöyle torbamızla. İçinde mısırım var, fasulyem var. Şu arada mısır olmamış, oraya da şimdi şöyle bir tane mısır atacağım. Diplerine toprak dolduruyoruz şöyle mısırların. Şurada da yok. Oraya da bir tane bırakıyorum mısır. Kuş sesleri eşliğinde. Hey! Söylememi bekler gibi hemen öttüler. Bu otlar, şimdi güneş var ya, bunlar kuruyacak. Biraz da dün yapmıştım. Şu aşağıda orası kurumuş, oranın otları. Bugün de burası kuruyacak. Uzun bir süre ot çıkmayacak arkadaşlar. O kadar tarla otu çıkmış, o kadar çıkmış ki. Biraz da şuradan devam edeyim. Ah, bismillah. Şöyle. Mısırların diplerini dolduruyoruz ki devrilmesinler diye.
mısırları atarak devam edelim şuraya. Az kaldı. Allah'ıma bin şükür az kaldı. Zor arkadaşlar, çok zor. Köy işleri çok zor. Fakat organik, kendi ürününü, kendi yetiştirdiğini yemek çok daha güzel oluyor. Şu hayat pahalılığında insanlar geçimini çok zor sağladığı şu dönemde, yani şu sıkıntılı dönemde herkesin keşke böyle bir parça toprağı olsa da işlese. Şükrediyorum bazen gerçekten. İyi ki de varmış diye. Burası işlediğim yer arkadaşlar. Size göstererek gideyim. Şuraya buraya kış kabağı ektim. Tatlı kabak. Tatlısı yapılan kabaktan. Çıkacak mı bakalım. Çıkmış da olacak mı yani? Büyüyebilecek mi orada? Bu sene deneyeceğiz bakalım. Bakın buraları kazdım. Kazılan yer ne kadar güzel görünüyor. Ben de yoruldum tabii ki ama bir günde yapmadım. Birkaç günde yaptım. Yavaş 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 yaptım arkadaşlar. Size göstereyim şurayı. Şuraya da yine o kabaktan ektim. Buralar şuralar boş. Otu bitirince oraya doğru gitsin. İnşallah olur. Burada ceviz ağacımız var. Ama bu sene öyle verimli değil yani, cevizi yok. Şurada bakın. Birkaç tane var şurada. Yok öyle. Olmadı, ceviz yok bu sene. Bu sene fındık, güzel fındık var. Bu sene fındıklar güzel oldu. Şimdi şurada ablamın tarlası var. Onun da bitmeyen mısırları var. Oraya da sadece mısır atacağım ve çıkacağım. Otu daha sonra yapılacak. Şimdi onun da mısırlarını ekeyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şöyle ara ara oralara da mısır attım. İnşallah çıkarlar. Şurada da salatalıklar vardı bakın. Evet. Böyle arkadaşlar. Köyde hayat böyle. Yoruldum tabii ki. Şu an dinleniyorum. Buranın çangalları da dikildi fasulyelerine. Böyle bizim büyük arazilerimiz yok arkadaşlar. Küçük küçük arazilerimiz var. Böyle kendimize göre az az yapıyoruz. Kendimizlik kadar, bize yetecek kadar. Yani tarım arazisi geniş değil. Öyle işte hani tarımla geçinilmiyor burada. Burada daha çok fındıklıklar var gördüğünüz gibi. Şöyle fındıklıkların arasına kendi ihtiyacımız kadar ekiyoruz. Bize yetiyor. Şu armut ağacı. Şu armut ağacı arkadaşlar. Neredeki? Şu. Çok güzel bir armut oluyor. Fındık zamanı. Ağustos'ta oluyor. Şu da ceviz ağacı gene. Rahmetli annemin zamanından kalma onlar. İşte buralar fındıklıklar. Böyle arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın dostlar.